Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün şu iki gündür diyeyim, çok kötü günler geçiriyorum yine. Bulantılarım birazcık fazla arttı. Özellikle sabahları ilk uyandığımda çok fazla bulantım oluyor. Bir de bir kutu böyle ilaç bitirdim. Hani ya dedim bir kutu, ikinci bir kutuya başlamayayım diye böyle kendimi diretiyorum. Hani bebeğe zararı olmasın. Gerçi bebeğe bir zararı yok doktor. Hani sonuçta zararı olsa önermezdi diye düşünüyorum. Ama ben yine anne psikolojisi herhalde. dedim bebeğime dokunmasın hani çok içmemeye çalışayım. Ne kadar az içersem o kadar iyi diye düşünüyorum. Sonuçta ilaç bünyeye giriyor. Ama bugün özellikle iki defa böyle hani bir şey yemediğim halde sürekli böyle bir kusma isteği böyle çok kötü oldum. Ama düzeldim neyse ki. Birazcık havada çok kötü. Belki o yüzden de böyle iyice olmuş olabilir. Nasıl desem, iyice kendimi kötü hissediyor olabilirim. Yeğenimiz var hala daha bizde. O gün düzeli derse giriyor. Sabah 8.30'da kaldırıyorum onu. Benim de hayatım onun sayesinde düzene girdi. Ben de her sabah 8.30'da uyanıyorum. Hafif bir şeyler yemeye çalışıyorum. Ondan sonra tekrar yatıyorum. Böyle 1-2 saat uyuyorum. Onun dersi 3.30'a kadar sürüyor. Vallahi Allah yardımcıları olsun. Çok zor yani. Sabah 8.30'da derse gir, 3.30'da çık. Böyle ders araları oluyor ama 10 dakika en fazla bir lavaboya gidip gelebilirsin. Başka hiçbir şey yapamazsın. Bayağı zor yani. Şimdi çocuklar seviyor diye ona milföy yapayım dedim. Böyle patates falan haşladım, koydum, haşlanıyor. Bir de salata falan yapacağım. Onları da size göstereceğim. Birazcık göbeğim büyüdü. Yani ben öyle hissediyorum. Ayna karşısında baktığımda böyle hafif büyümüş gibi hissediyorum. Arada böyle annem diyor kendini kötü hissettiğinde diyor. Bebeğinle konuş diyor. O diyor miden çok bulandığında mesela diyor. Anneciğim yapma böyle falan da diyor. Konuş bebeğinle diyor. Yalnız hissetmesin kendini diyor. Ben de onun dediği gibi böyle yeni farklı duygular içerisindeyim şu an. Önümüzdeki haftada Allah izin verirse cumartesi günü ikili test yaptıracağız. Bu bebeklerde Down sendromu olup olmadığına bağlı olarak yapılması gereken bir testmiş. 12. 13. haftalarda yapılıyormuş. Biz de şu an yarın 11 haftalık olacağız. 10 hafta bitiyor. 11'e giriyoruz. Allah'ın izniyle bir haftayı daha geride bıraktık. 3 aylık olmamıza az kaldı. Onun dışında her şey güzel, her şey yolunda. Öyle birazcık rengim falan olmuş olabilir, beyazlamış olabilirim. Bir de midem çok bulandıkça böyle öğürme isteği geliyor ya. Bu yüzümde belki bilenler vardır, mutlaka tecrübe edinenler vardır. Öğürmekten böyle göz altlarımda, göz üstlerimde, yüzümde böyle kan oturuyor. Böyle öğürdükçe buralarında lekeler oluyor. Sizlerde de oldu mu bilmiyorum. Olanlar varsa ne yapıyorlar onu da sorayım. Işık da böyle vuruyor, bembeyaz çıktım. Halbuki makyaj falan da yok yüzümde. Dedim doğal olayım bugün. Onun dışında Bitter çok uyuyor. Hep uyuyor yani. Günün bütün günü uyuyor. Bazen böyle geliyor oyun oynamak istiyor. Bazen uyuyor. Onun dışında her şey normal. Böyle devam ediyoruz. Bebeğimizin cinsiyetini de öğreneceğiz. Kız mı erkek mi, isim düşünelim mi düşünmeyelim mi falan böyle çok kararsızız. Böyle arada bebek eşyalarına falan bakıyorum. Beşik falan bakıyorum. Çünkü evimizde tek bir oda var. Orayı da biz giyinme odası yaptık. Çünkü yatak odasına elbise dolabı falan sığmıyordu. Elbise odasıyla yatak odasını ayrı yaptık. Bebişimize yer yok. Herhalde yatak odasına bir beşik alıp koyarız diye düşünüyorum. Yani ben şu an öyle planlıyorum. Ya da acaba salona falan mı koysak? Ama emin olamadım. Yatak odası daha iyi sanki. Çünkü anne kucağı falan alırız, onu salona götürürüz. Bilmiyorum yani böyle heyecanlıyım. Böyle baktıkça içim böyle bir tuhaf oluyor. Daha çok heyecanlanıyor falan. İçim içime sığmıyor. Allah nasip etsin. Her şey güzel olsun. Sonuçlarımız güzel çıksın. Bebeğimiz sağlıklı olsun. Bir de ben telefona bir uygulama indirdim böyle. Bebeğimin her gün gelişimini, bebekte olan gelişmeleri, bende olan belirtileri falan yazıyor böyle uygulama. Mesela bu hafta incir büyüklüğündeymiş. Geçen hafta kirazdı. Bir hafta bezelyeydi. Böyle. Şu an incir. Bakalım önümüzdeki hafta hangi boyuta geçecek bilmiyorum. Yani bu haftayı tamamladıktan sonra farklı bir meyve her hafta farklı bir meyveye bürünüyor bebeğimiz.
Ay kanka sen bu hafta da incir mi oldun falan diyor. Dalga geçiyor çocuğumla. Hatta benim böyle çok midemi bulandırdığında kızıyor. Bak diyor anneye böyle yapma falan diyor. Heyecanlıyız. Şimdi yavaştan milföyleri ben daha önce kullanmıştım şöyle. Pınar'ın almıştım. Bu poşetteydi ben bunu çıkardım. İçinde 10 tane var. 10 tane de yeter diye düşünüyorum. Sigara böreği falan da var. Geçen videoda sarmıştık biliyorsunuz. Onlardan da kızartırız. Böyle hani çocuğa değişiklik olsun. Hep şey yapmasın. Böyle pek fazla sebze de sevmiyor. Aslında sebze de çok sevmeleri lazım çocukların. Mesela dün sebze sevmiyor ama biber dolması istedi. Biber dolması yaptık. Bugün de bunu yapalım. Akşama yemeğin yanına da salata falan yapalım. Hem sizlere de göstereyim. Ay ne kadar çok konuştum. Vallahi çeneme vurdu. Böyle şey dertleşiyormuşum gibi hissettim şu an. İçimdeki böyle ne dert ne sıkıntı varsa her şeyi paylaşmış oldum. Bütün heyecanımı umarım size de aktarabilmişimdir. Bayağı uzun çenem düştü. Şimdi yavaştan başlayalım o zaman. Aşkım da bu arada yoldadır kesin. Çünkü bu saatlerde işten çıkıyor. 1,5 saat falan yol sürüyor. Buradan da kardeşime selam olsun. Öpüyorum ona. Evet arkadaşlar, aşkım şu sıralarda beni bekliyordur. İşten dönme benim çok uzun sürüyor gerçekten bu yol. Tire'den Bornova'ya dönüş. Gerçekten yani böyle yoruyor yani. İşteyken bu kadar yorulmuyorum ama bu trafik beni mahvediyor gerçekten. Bayağı bir ayaklarım ağrıdı, başım ağrıdı şu an. Yaklaşık 1,5 saattir yoldayım. Bir 10-15 dakika içinde evde olacağım inşallah. Seyredeceğim bakalım neler yapmış, neler hazırlamış, bugün ne yapmış, ne etmiş, bir onları soracağım. İstanbul'dan yeğenim geldi. Yeğenim bizde arkadaşlar bu arada. Minnoş Berenciğim. Çok seviyorum onu, dayısının kuzusu. 2 gündür bizde misafir. Şimdi onu da göreceğim gidince. Bakalım o ne yapmış, ne etmiş. Onlar şimdi kız kıza evde. Artık oyunlar. Gerçi uzaktan eğitim falan varmış galiba. Uzaktan eğitime giriyor bir yandan. O da yazık, sabah 8'inde mi ne kalkıyor böyle. 8.30'dan 3'e kadar, 4'e kadar dersi var yani. Bakalım, en son aradığımda dersim bitti dayıcım demişti. O da oyun hastası böyle. Benim küçüklüğüm kız versiyonum yani. Bayılır. Bayılır yani, oyun oynasın. Oyunlarla çok zaman geçiriyor. Ben de çok zaman geçirmiştim küçükken. Daha o da şimdi ortaokula gidiyor. Liseye geçecek bakalım. Büyüdü be. O da büyüdü vallahi. Pati tezlerimi videoya başlamadan önce koymuştum ocağa. Hala daha kaynıyorlar. Bilerek kabuklu yaptım. Normalde doğruyordum. Ama bu kez dedim ki şey olsun. Hani kabuklarını soyarım, rendelerim. Daha güzel olur. Böyle pütür pütür gelmez. Belki Beren de öyle sevmiyordur diye düşündüm. O yüzden böyle bütün haşlamak istedim. Daha olmamışlar. Bıçak bile girmiyor. Bu biraz daha kaynamaya devam etsin. Ben de ilk salatamdan başlayayım. Şimdi ben böyle yeşilliklerimin hepsini yıkadım. Bunları tek tek doğrayacağım. Ondan sonra şu tabağa koymayı düşünüyorum hepsini. Patateslerim de oldu bu arada. Onları da oraya koydum. İçeride soğuk su koydum. Elim yanmasın soyarken diye. Şimdi ilk maruldan başlayalım. Şöyle yeşilliklerimi de pazardan almıştım. Dedim bozulmasınlar. Hala çok güzeller. Yazık olmasın. Şu nane de buram buram koktu bana. Bu aralar böyle içimde bir sürekli domates yeme isteği var. Sürekli domates yiyorum. İyi geliyor. Normalde domates hiç sevmezdim. Ya midemi yakardı ya böyle hani kabuğundan tiksinirdim. İşte asitli falan gelirdi. Ama şimdi baya baya yiyorum yani. Şimdi bu iceberg marullarımın hepsini üst üste koydum ama böyle doğrayamayacağım. Şöyle. Önce bunlardan başlayayım doğramaya.
my wrist, baby, make a wish. You could sell your Rari, but you can't afford my outfit. Versace on my wrist, baby, make a wish. You could sell your Rari, but you can't afford my outfit. Versace on my wrist, baby, make a wish. You could sell your Rari, but you can't afford my outfit. Versace on my wrist, baby, make a wish. You could sell your Rari, but you can't afford my outfit. Kaldı. Onu da en son yapacağım. Zeytinyağı, nar ekşisi, işte limon suyu falan koyarım. Ya da nar ekşisi koymam, şimdi emin olamadım. Duruma göre bakarız. Birazcık da mısır koymayı seviyorum ben. Birazcık da mısır koyarız. Süsleriz. Domates koymadım bilerek. Sulandırıyor. Bir de bu aralar çok domates yedim. Bunun için de bari yemeyeyim dedim. Şimdi salatam hazır. Şöyle konserve mısır çok seviyorum ben. Canım da çekti zaten. Böyle üzerine onu koyayım. En son karıştırırız yerken artık. Hepsini koyayım bari. Ay çok güzel oldu. Şurada da bir kaşıklık ayırayım da onu da ben yiyeyim hemen yemekten önce. Daha önce biliyorsunuz limon suyu sıkmıştık böyle. Sağ olsun annem buradayken sıkmıştı. Bayağı var. Şimdi birazcık da limon suyu koyayım. 3 kaşık kadar koyabiliriz. Hatta 4 kaşık olsun. Ekşili ekşili. Güzel olur. Bu da tamam. Şuradan da birazcık zeytinyağı dökelim. Tamam. Yani 3 kişi için birazcık fazla büyük bir salata oldu. Ama olsun. Gözümüz doysun. Önce göz. Şöyle yandan da göstereyim yeşilliğini. Çok güzel gözüküyor. Şimdi aşkım birazcık erken gelince ben milföyleri dolaba kaldırdım. Önce dedik yemek yiyelim, ondan sonra devam edeyim. Şöyle 4 tane küçük patatesim vardı. Rendeledim onları. Üzerine tuz, karabiber, pul biber, birazcık da dereotu doğradım. İçinde güzel oluyor diye düşündüm. Milföyleri de hemen dolaba kaldırmıştım. Onları da çıkardım tekrar. Şimdi onların hepsini tek tek böyle sarayım. Ondan sonra fırın tepsisine dizelim. O daha buzda çözülmemiş hemen. Halbuki normal dolaba koymuştum aşkım geldi diye. Biraz yumuşamasını bekleyeyim. Bu esnada diğer parçaları da bölelim. Ortaları yumuşak, kenarları sert. (Gülüyor)
Versace on my wrist, baby, make a wish. You could sell your Rari, but you can't afford my outfit. Versace on my wrist, baby, make a wish. You could sell your Rari, but you can't afford my outfit. Şimdi ben bunların hepsinden şekil verdim. Zaten hep topu 10 tane var. Üzerlerine yumurta süreceğim. Ondan sonra birazcık çörek otu atayım diye düşündüm. Sonra da fırınımı çalıştırdım zaten. Fırına verdikten sonra pişmesini bekleyeceğiz. O esnada da yanına çay yaparız. Hem de biraz daha sohbet etmiş oluruz. On my wrist, baby, make a wish. You could sell your Rari, but you can't afford my outfit. Versace on my wrist, baby, make a wish. You could sell your Rari, but you can't afford my outfit. Versace on my wrist, baby, make a wish. You could sell your Rari, but you Allah'ım sen bizim yüzümüzü kara çıkarma. Ya özür. 10-15 dakika içinde olur diye tahmin ediyorum. Hadi bakalım hayırlısı. Şimdi ben milföyleri fırına koydum. Onlar olmak üzere. Bir yandan da çay koydum. O da oluyor. Şimdi sizinle paylaşmak istediğim bir şey daha var. Biliyorsunuz geçenlerde sevgililer günüydü. Ben aşkıma hiçbir şey almadım ama o bana sürpriz yapmış. Tam sevgililer gününde gelmedi hediyem. Daha dün geldi. Ben de bugün video çekiyorum diye bugüne sakladım. Şöyle kalpli bir kutusu var. Şöyle. Çok beğendim. Şöyle de bir saat, kolye, bileklik küpesi falan var. Bunları almış. Çok beğendim ben. Saati çok güzel. En çok ona bayıldım zaten. Bu renk bir saatim yoktu. İşte böyle rose gold bir rengi var. Kenarlarında taşları falan var. Çok güzel. Ama tek problem koluma birazcık büyük gelmesi. Bileklerim birazcık ince. O yüzden herhalde. Onu da en yakın zamanda bir saatçiye gidip mutlaka yaptırmam lazım. Hatta yarın bile gidebilirim. Buradan aşkıma da çok teşekkür ediyorum. Çok da güzel bir not yazmış. Ama biraz özel olduğu için sizlerle ne yazık ki paylaşamıyorum. Buradan da kocacığıma tekrar teşekkür ediyorum. Mahcup etti beni. Neyse ki doğum günü geliyor. Mart'ta da onun doğum günü var. Ben de onun doğum günü için bir sürpriz yaparım artık. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. Beni çok mutlu etti çünkü. Yani hiç beklemediğim bir anda böyle nasıl desem hamilelikten duygusal anlar yaşıyorum ya. Öyle böyle bunalımda olduğum bir günde... Bana böyle kargo geldi falan. Çok mutlu oldum. Kesesine bereket. İnşallah daha nice sevgililer günümüz olur. Buradan da bu arada herkesin sevgililer gününü tekrardan kutluyorum. Şimdi çay bardaklarını hazırlayalım. Böreklerimizi fırından çıkaralım. Ve videomuzu sonlandıralım. Çayımızı demledim. Böreklerimizi de şöyle göstereyim. Böyle pişti. Hepimiz yiyeceğiz şimdi. İnşallah güzel olmuştur. Sıcak sıcak. Afiyetle hemen yeriz. Umarım videomuzu çok beğenmişsinizdir. Biz çekerken çok eğlendik. Umarım siz de izlerken çok keyif alırsınız. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve videolarımıza yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.